Herkese merhaba. Bugün freze tezgahımız için bir tane Dior yapımını göstermeye çalışacağım ben size. Ama hemen önce hatırlatmalarımı yapmak istiyorum. Kanalımın bir tane Instagram hesabı var. Onu takip ederseniz, ayrıca YouTube'un imkanlarını kullanarak kanalıma destek olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bu ve benzeri projelere ihtiyaç duyan arkadaşlar için de iletişim bilgilerim videonun açıklamalar kısmında yer alıyor. Geçtiğimiz dönemde bu freze tezgahının X eksenindeki bu dijital gösterge bozulmuştu. Onun değiştirilmesini göstermişim. Şahin marka doğrusal bir cetvel, dijital doğrusal bir cetvel aldım ve ben bunu buraya monte ettim. Bunu buraya monte ederken o zaman da size bahsetmiştim. Belki ileride diğer eksenlere de dijital göstergeler takarız diye. Bugün onun yapımını göstereceğim ben size. Bu cetvellerin avantajı bilgiyi bu ekranlara mini USB kabloyla aktarıyorlar. Dolayısıyla ilerleyen dönemde Arduino veya Raspberry Pi kullanarak daha kapsamlı bir okuma ekranı çözümü geliştirebiliriz. Bunu öngörerek de ben buraya ayrıca 12 volt elektrik de getirdim, bıraktım. Ayrıca bu panonun üzerine spindle ışığının düğmesini de koydum. Raspberry Pi veya Arduino için de bu kutunun içerisinde fazlasıyla yer bulunuyor. Sözü çok fazla uzatmaya gerek yok. Gelin dilerseniz projeyi izleyelim. Bakalım bu projede bizi ne gibi zorluklar beklemiş. Beni şimdiden sabırla izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere. Freze tezgahının Z ekseninde zaten bir tane dijital gösterge var. Bu yüzden sadece diğer iki eksen için cetvel aldım. Bu yüzden yapacağım kutu da ona göre birazcık küçük olacak. Kutuyu bükeceğim yerlerden sadece biraz inceltiyorum ki hem bükmek kolay olsun hem de köşeler daha güzel gözüksün istiyorum. Saç çok ince olduğu için gazaltı kaynağı kullanıyorum. Aksi takdirde elektrot sacı delebilir. Kaynak teli olarak da 0,8 mm özlü tel seçtim. Böylece daha pürüzsüz ve kolay bir kaynak elde etmiş olacağım. Kaynak yüzeylerini de taşladıktan sonra şimdi cetvel ekranlarının monte edileceği delikleri açmak istiyorum. Yanına da bir tane küçük delik açacağım. Buradan da spindle ışığını yöneteceğim. Kutu neredeyse bitti. Şimdi altına bir delik açmak istiyorum. Bu delikten hem kablolara geçecek hem de montajaya bu deliğe takılacak.
Kabloları geçirmek için deliğin çapı tahminimce 15 mm civarında olmalı. Ayak kısmını da bu borudan yapacağım. Bunu şimdi düzgünce tornalayıp uygun çapa getireceğim. Güzel gözükmesi açısından son tornayı hafif koni şekilde yapmak istiyorum. Kutuya bir arka kapak yapacağım. Kutuyla aynı ölçüde bir saç kestim. Dört köşesinden delip civatayla bu kapağı monte edeceğim. Kutunun freze tezgahına montajı ve aynı zamanda kabloların geçmesi için kontrol panosunun üstünü de altına delmek gerekiyor. Kontrol panosunun üstü bu DRO'yu monte etmek için tezgahtaki en uygun yer. Şimdi X80'e DRO'sunun montajına başlayalım. Öncelikle buradaki limitörlerin bulunduğu kanala DRO'nun cetvelini monte edeceğim. Normalde bu kanal T kanalı olması gerekiyordu ama bu tezgahta saçma sapan konik bir kanal yapmışlar. Neden böyle yaptıklarını bilmiyorum. Bu yüzden bu kanalın içine rahat hareket edebilecek bir kama takımı yapmak gerekiyor. Limitör kanalına ulaşabilmek için tablanın yan tarafını komple demonte edeceğim. Kama takımı için 10x10 mm bir çelik çubuk kullanacağım. Bu çubuğun tek tarafını daha önce başka bir proje için frezelemiştim ama bu proje için o küçük eğim sorun yaratmayacaktır. Buradaki esas sorun tablodaki konik kanalın açısını hesaplayabilmek. Maalesef bunu ölçebilmek için elimde ekipmanım yok. Biraz deneme yanılma yaparak uygun açıyı bulabilirim diye düşünüyorum. Kama takımını bitirdim. Kanalın içine tam oturdu. Bu kama takımı kanalını çok sıkı ne de çok gevşek geçmeli. Rahatça hareket etmeli ama boşlukta olmamalı. Uygun frezeleme açısını bulmak için freze tezgahında parça bağlama pabuçlarının basamaklı kısımlarını kullandım ve uygun açıyı bularak bu şekilde frezeleyerek düzgünce kama takımını bitirdim. Artık bu analog gösterge kısmına pek ihtiyacım olmayacak. Bu yüzden hepsini sökebilirim. Cetveli tablo üzerine monte ettikten sonra okuyucu kısmını da Y ekseninin gövdesine monte etmem gerekiyor. Bunun için bir brakete ihtiyacımız var. Tablo üzerinde cetvel hareket ederken Y ekseni gövdesi de bu braket sayesinde okuyucuyu sabit tutacak. Braketin deliklerini açtıktan sonra bir deneme montajı yapacağım. Yaptığım kama takımını kanaldan geçiriyorum ve cetveli monte edeceğim. Ardından hiç istemesem de uygun yeri bulup Y ekseni gövdesinin üzerinde iki tane küçük montaj deliği açmam gerekiyor.
Bakalım nasıl oldu. Cetvelin montajı için limitör kovanlarını kullanmak istedim. Montaj ve kitleme bu şekilde çok daha iyi olacak. Bir de bu şekilde cetvelin hareketli, okuyucunun sabit kalması çok iyi. Çünkü ekseni hareket ettirirken okuyucu sabit kalacağından okuyucuya bağlı kablo da sabit kalacak. Böylece ilerleyen dönemde kabloyu ana gövdeye sabitleyerek emniyete alabilirim. Böylece kırılmalardan, bükülmelerden kablonun içerisine zamanla deformasyon gerçekleşmeyecek. Sulu kesim yaparken soğutucunun etrafa akmaması için bu parçayı monte ederken sıvı conta kullanıyorum. Yoksa soğutucu bu iki parçanın arasından masanın üzerine sızacaktır. Şimdi aynı şekilde Y ekseninin de montajını yapacağım. Cetvel delikleri için ana gövde işaretleyip deleceğim. Ardından aynı şekilde bu eksen içinde bir braket yaparak Y ekseni gövdesine monte edeceğim. Bu cetvel okuyucu ve kablonun soğutucu sıvı ile temasını tamamen kesmek gerekiyor. Bunun için bu sacı uygun şekilde işaretleyip bükmek istiyorum. Bu kalkan U şeklinde olacağı için cetvel ve ona bağlı unsurların hepsi sıvı temasından korunacak. Aynı zamanda frezeleme işlemi yaparken çıkan metal talaşı cetvelin ve okuyucunun hassas kısımlarına girmesini de tamamen engelleyecek. Bu da bu düzeneğin su ile temasını önlemek kadar önemli bir konu. Bunun da altını ayrıca çizmek istiyorum. Şimdi boya işlemine geçme zamanı. Öncelikle parçaları asetonla güzel temizliyorum. Ardından boyama işlemine başlayacağım. Boya tamamen kurudu ve şimdi montaj zamanı. Diaro ekranlarını kutuya monte ederken Avrupa'dan aldığım, Portekiz'den aldığım yüksek kaliteli mum yapıştırıcıyı kullanıyorum. Bu mumlar gerçekten çok iyi yapışıyor ve yapıştığı yüzeyden ayırmak neredeyse imkansız. Her şey hazır olduğuna göre nihai montaja başlama zamanı geldi. Y ekseni cetvelini zaten sökmemiştim. İlk X ekseni cetvelinin braketinin montajını yapayım.
Y ekseni bracketinin montajı birazcık daha kolay olacak. Y ekseni gövdesi üzerinde halihazırda olan deliğe göre yaptım bu bracketi. Dolayısıyla doğrudan monte edeceğim. Şimdi saçtan yaptığım bu kalkanın montajında sıra bu parçanın ölçülerini gerçekten düzgün ayarlamak gerekiyor. Parçanın tablo seviyesinin üzerine çıkmaması gerekiyor. Aynı zamanda çok da aşağıda da olmamalı. Çünkü y ekseni hareket ettirirken ana gövdeye dokunmasını ya da bulana çarpmasını hiç istemeyiz. Tablo seviyesinin üstünde de kalmamalı çünkü büyük parçaları freze tezgahına bağlarken bu kalkanı çarpabilir. Veya bir parça bağlamamıza engel olabilir. Sıra şimdi kablolama aşamasında. Öncelikle okuyucu kablolarını panoya açtığım deliklerden geçirerek işe başlıyorum. Ayrıca ekran kutusuna fazladan bir tane de düğme deliği açtım ve oraya bir tane düğme taktım. O düğmeyle spindle ışığını kontrol edeceğim. Spindle ışığı ve ileride monte edeceğim mini bilgisayar için panonun içerisine 12 volt 5 amperlik bir PSU montajı da yaptım. Dolayısıyla ileriye dönük bir yatırım olmuş oldu. Her şey hazır. Bakalım biraz kurcalayalım. Sonuçlar nasıl?